Bu bizi hiç ilgilendirmez. Ama ikimiz aynı düzeyde diyeyim. Hatta Yakup benden daha iyi bir düzeyde müzik yaparken ikimizi o kadar yakın arkadaşken bizden ayırmaya çalışan bir adamdır yani. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar olayların en başında bile bu kadar siyaset düşünen bir insan. Düşün ki kağıttan, kürekten, imzadan anlamayan adamlara bunları yapıyorlar yani. Devam ediyorum. Ben de bir lavaboya gidiyorum. Bana Bak bir kaçırdığım bir de şey olursa söylersiniz. Bir çocuk konuşuyoruz diyorlar. Adam dedi hiçbir senin kişi için. kariyerine hiç dokunmamış. Ve bu sayede bu tartışmaların hiçbirine bulaşmamış. İşine gücüne bakmaya devam eden. Hayır, Sadece hayır, bu hayır, organizasyon... hayır. Biz birçok insanın kariyerine dokunduk. Bunu söylemiyoruz sadece. Bizim sayemizde böyle oldu demiyoruz sadece. Çünkü Bunu insanlar kendileri söylüyor bazı yerlerde, bazı yani bahsettiği mecralarda. insanların Anlatabiliyor muyum? kişilere falan ihtiyacı yok ki kendi müziğini yapıp yoluna bakıyor. Senin birilerine ihtiyacın var her zaman. Tek başına hiçbir şey yapamıyorsun çünkü. O insanlar yapabiliyor, o yüzden hiç kimse hiçbir gence ihtiyaç duymuyor. Senin arandaki tek fark bu o insanlarla. Biz insanlara yardımsever, yardım bekleyen, muhtaç çocuklar gibi davranmıyoruz yani. Yetenekliyse yeteneklidir. Buradaki her sanatçıya herkes aynı şekilde davranır. En ünlüsünden en ünsüzüne, en yenisinden en eskisine yani. Ki var, bunların kanıtları da var yani. Ulan böyle bir terazi varsa, delikanlı bir teraziyse bu. Dünyaya hiçbir faydası olmamış, hip hop komünitesine hiçbir faydası olmamış. Bu adamlardan ne fikir? Bizim dünyaya adamlar senden hiçbir şey çok faydamız yapamamış. Olmuştu. Hala böyle devam ediyorlar. Hiç sıkıntısı yok. Ne bir kariyer yönettiler, ne birini çıkarttılar, ne birini el verdiler. Dostum kendi kariyerini yönetsen artık şey ya. Dur. Kimseyi çıkartmamışız, kimseyi etmemişiz. Burada Utku'nun gelmesi bir lazım birazcık. Ha? Utku'nun gelmesi lazım. Kanka zaten az önce Aksan söyledi zaten yani bunları konuşmak için yapmadık ki kanka. Zaten. Yani elimizden gelen bir şey varsa yardım da demiyorum bak. Elimizden gelen herhangi ufak nokta kadar bir şey varsa biz onu yaptık. Yaptık. Adam yürüyüp gittiyse de bu onun başarısı yani. Kendimizi sıkıştırmaya çalışmadık sağa yani sola. Bu onun başarısı. O adam demek ki bunu yapabilecek kapasitedeydi ve yaptı gitti. Gitsin. Yolu açık olsun. Bunu burada konuşmaya da gerek yok zaten. Bunu söylemeye de gerek yok. Devam edelim. Rap yaptılar, para aldılar. Rap yaptılar, para aldılar. Sen ona kızdın değilsin, bana kızmasın. Niye? Sektöre onlarca yönetmen, onlarca prodüktör, onlarca rapçi kazandırdığım için. İyilikten ne doğuyormuş, maraz doğuyormuş. Keşke yapmasaydım diyorum şu anda. Hala söylüyorum. Keşke bunlara hiç bulaşmasaydım. Niye biliyor musun? Zaten Before I Die çok iyi biliyor. Ondan önce Another Round çok iyi biliyor. Bu şarkıların ikisi de tepki şarkısı değil ki. Bu şarkılar kalabalık şarkılar. Bu arada bu arkadaşlar bahsettiğimiz var, şarkılara bakın. Var. Bakın ne kadar dinlenmişler. Bizim o zaman ilk çıkarttığımız şarkı ne zaman ne kadar dinlenmiş. Bakın yani. Ya da siz ya öyle yapsaydın siz bu o zaman şarkıları ya. Tepki için mi dinliyorsunuz? Bahsettiği şarkıları tepki için dinleyen var mı aranızda? Bahsettiği şarkıları tepki için dinliyorlarsa tepkiyi niye kimse dinliyor? Bunlara kendi kendinize cevap verin yani. Türk halkı dramayı çok sever arkadaşlar. O yüzden tepkinin yönelimi yani yöneltmesi sayesinde bu şekilde konuşuyorsunuz. Çünkü insanlar bakıyor. Mesela ben şuradan söyleyeyim size bunu. Şarkıda atıyorum. Bir şarkı yayınlıyorum Kervan. Kervan'ın klibi çok kötü diyor biri. Altına 1000 tane Kervan'ın klibi çok kötü diyorlar. Kervan'ın klibi yok amına koyayım. Anladın mı? Bundan bahsediyorum mesela. Kervan klipsiz bir şarkı. Ödüllerde işte klip en iyi klip şeylerine aday olmuş bir şarkı yani. Türk şeyi böyledir arkadaşlar. Biri bir şey yazar, ondan görürler. Aa bu doğru derler, yazarlar hiç bilmemesine rağmen. Tepki işte aslında sizi bir yerlere getirmiş, şöyle yapmış, böyle yapmış. Bakarsan aslında tepkinin bir yere getirilmesi lazımmış o zamanlar. Tepki bir nereye gelmiş mesela? MOB'in başına tepki neymiş? Finalinde neymiş tepki? Bir de ona bakın. Tepkiyi bir kişi sözünü ciddiye almıyorken 10 tane 20 tane çocuğa destek oldu. Adı altında tepki ciddiye alınmaya başlamış. Şu an siz bunun da farkında değilsiniz. Tepkiyi kaç taneniz yayınlarda orada burada savunuyordu? Tepkiye biz abi dediğimiz zaman tepkiyi bir kişi sevmiyordu anasını satayım. Ben bunu anlamıyorum evet, yani. Bize herkes onunla görüşmeyin şöyledir böyledir diyordu. Biz bir sound yakalamıştık. Bu soundla devam edecektim. Her ya da geç olacaktı. Kimseye de bir faydam dokunmayacaktı. Doğru söylüyor. Biz bir sound yakalamıştık. Ben oraya dahil olmadan önce bence Aksan'la beraber tepki bunu yakalamıştı bu arada. Çekmece Flow'u gibi. Gerçekten Çekmece Flow isminde şarkı olmasının sebebi. Çekmece'ye ait bir rap vardı işin içinde. Ama asla kendi rapi değildi. Orada oluşan bir rapti. Anlatabiliyor muyum? Oradaki insanların bir stiliydi bu. İçinde Aksan'ın da stili vardı, Tepki'nin de stili vardı, işte Vio'nun da vardı, onun da bunun da vardı. Hepsinin birlikte yarattığı bir stildi bu. Tepki tek başına yapmadı. Tepki'nin yanındaki 18 yaşından, 18 yaşından küçük olan Vio bile ondan çok daha yetenekliydi. Bunu kendi bile bize söylemişti çok kez. Yo benden daha yetenekliydi diye ağlaya ağlaya. Tabii.
Tabi sahnede bile çok söyleyeyim. Sadece Vio için de değil. Vio ve Motive için o zaman bas, gitar ve şey diyorlardı, davul diyorlardı. Misal. Tepki için hiçbir şey konuşulmuyordu. Tepki A&R'dı. Çok iyi bir A&R. Hala çok iyi bir A&R'sın. Hala benim kazandığım paranın çok büyük bir kısmı, neredeyse 1/4'ü yeni rapçilere yatırıma gidiyor biliyor musun? Mal mıyız? Mal. Yani bir gün bir tanesi çok büyük bir obeder patlar, ondan sonra da beni bırakmazsa belki kâra geçme ihtimalim var. Ama şu anki senaryo çok zor. Yani bir Çakal ya da bir Label C5 falan çıkarmam lazım şu anda. Çünkü sen hiçbir şekilde patlayamazsın. O kadar içeride. İşte vizyon, görüyor musunuz? Bak hala neden bahsediyor? Çakal veya Label C5 çıkardım diyor mesela. Böyle bir vizyon olabilir mi arkadaşlar? Çıkmış bir şeyi tekrar çıkararak vizyon sahibi olabilir misin mesela yani? Veya konuştuğu şeye bak. Bu çocukların başarısını neden hala konuşuyorsun mesela? Neden tepkiyi bir tane daha çıkarmam lazım diyemiyorsun mesela? Aynen, bakın ben bunları yaptım, çok iyi yaptım. Sizden de daha iyi yaptım. O yüzden ya bunu çok mu söyledik bu arada ya? Bu tepkinin bu kadar böyle, bu muhabbetini çok söyledik galiba, biliyor musun? Evet, çünkü hep bu cevabı vereceğimiz şeyler söylüyor. Evet. Hep aynı şeyleri söylüyor zaten. Hip hop benden sadece aldı. Hip hop bana tek kuruş vermedi. Ve yine söylüyorum bak, çok taşak bir cümle. Eğer MOB tarihi boyunca bir MOB sanatçısının üzerinden cebime 5 kuruş girdiğini ispatlarlarsa ben bırakırım. Hiçbir şey yapmam. Tek bir şarkı daha yayınlamam. Benim MOB'de ilk yıl... Bu muhabbeti... Yayında zaten az önce söyledim. Aynen. Ben tekrar bir şey söylemek istiyorum bu arada. 2 senedir konuşmuyorsun. Belki daha fazla. Neden konuşmuyorsun? Yani dekontların kaybolmasını, telefon numaralarının değişmesini falan mı bekledin yani? Bu arada bunu beklediysen hala kanıt olan insanlar var. Emre abi bunlardan bir tanesi. Ya bu arada kanıtım olduğunu sen de biliyorsun Kerem. Yani atılan mailleri, senin yazdıklarını, yani kimin üzerinden ne kazandığını... Ya bizim öldüğümüzü mü düşündün bunları söylerken ya da atıyorum? Hayır, Papi olduğunu düşündü. Papi çünkü bunların hepsini konuşabilecek. Evet. Papi'ye bir cevap geldiğinde, ya sen bunu nasıl yaptın diyebildiğinde, çünkü ben götüm diyebilecek. Kendine öyle bir alan oluşturdu. Resmileştirdiği bir karakter yani. Kendine bir alan oluşturdun bu an. Bunu bile anlamadığımız mı zannediyorsun yani? Biz ya salak mıyız yani? İnsanlar bunu anlamıyor mu mesela? Belki anlamıyordur bu arada, bilmiyorum ama. Bence birçoğu anlıyordur. Çoğu anlıyordur yani. Anladın mı? Maske takıp başka bir rapçi tarafından kendini satman gibi bir şey bu yani, anladın mı? Fark yok. ...şekilde 5000 lira maaşım vardı. Yaptığım bütün her şey için. İkinci yıl 6750 liraya çıktı ve sigortam yapıldı. Üçüncü yıl 7500 liraydı ve 7500 lirayla ayrıldım. Ne bir stream payı aldım, ne bir kar payı aldım, ne bir ekstra bir şey aldım. Çocukların sözleşmesi neyse benim sözleşmem de oydu. Ve daha komiğini söyleyeyim mi sana? Management'ımızda 5 kuruş yoktu. Herkes içerideydi, herkes eksideydi. Çünkü o kadar büyük yatırım yapıldı ki. MOB tarihinde 18 yaş, 20 yaş bandında rapçilere en büyük yatırım yapmış şirket. Bir daha da hiç kimse yapmayacak bunu. Niye biliyor musun? Yapıldığındaki sonuçları gördük. Yapıldığındaki sonuçlar bu. Yapıldığındaki sonuçlarda hiç Mutlu Mesut'a ayrılan bir kişi mutluyum demedi. MOB tarihinde zararla ayrılan mücadele ederken rakibi en fazla mahalle arkadaşlarını toplayıp küçük bir klip çekebiliyorken biz ona 1 milyon liralık klip çekiyorduk. Rekabet farkına bak. Senin ya kime çektik 1 milyon liralık? Onun kimseye 1 milyon liralık klip çekilmiyor. Hem MOB'nin maddi kaynakları var, hem benim marketing gücüm var. Ben paylaştım zaten. Az önce bütün bunların ürününü şikayet ediyordum. Kime 1 milyon TL harcandı ki bu şirket? Kimin klibine 1 milyon TL verildi? Bir de senin nasıl bir marketing... Bu arada abi Maslaka diss yazıyor herkes demiş. Kardeşimiz Maslaka ile bir alakası yok. Bunu yapan 1 milyon tane Türkçe rapçi var. Kendine işte başka bir kişilikten... Yabancılar da var. Ayak yapan Türkçe veya yabancı işte neyse. Bu arada biz kimseden lafımızı esirgeyecek insanlar değiliz arkadaşlar. Hani Maslaka ile aramız olmasa bile birbirimizi tanırız, severiz. Aramızda bir problem yoktur. Müzikallik dışında konuşuyorum bunu yani. Her türlü saygılıyız birbirimize. Söyleyeceğimiz bir şey varsa da kimseden çekinmeyiz yani. Bunu hep göz önünde bulundurun. Çünkü ben biliniyorum, tanınıyorum. Benim newcomer çıkarttığım birisi merak ediliyor. Sen sokaktaki rapçisin. Senin MOB'deki bir sanatçıya rekabet şansın var mı? İmkansız. O yüzden MOB'nin başındaki adam ne kadar bir şey söylediğinde davalık olmayayım, ne kadar yanlış bir adam olursa olsun, MOB anlatıldığı üzere ne kadar yanlış bir kurum olursa olsun, MOB'nin Türk hip-hop'una ve MOB'den çıkan sanatçılara katma değerini hiç kimse... Bak, en nefret ettiğim adam bu adam. Ben hala diyorum, evet gerçekten adam o yatırımı yapmasaydı bugün burada değildik. Evet, adam o yatırımı yapmasaydı bugün burada değildik. Seninle ne alakası var bunun tam olarak? Zaten sen bir yerde değilsin ki, hala olduğun yerdesin. MOB'de adamdan, yerdesin, bak sana tekrar söylüyorum. Adamı hiç sevmememe, nefret etmeme, buradaki herkesin o adamdan nefret etmesine rağmen bu adam senden adamdır bence. Bence, şahsi bence düşüncem budur. Bizi dolandırmış olabilir.
paramızı ondan alamamış olabiliriz. Mahkemeliktir bu. Mahkeme ne karar verirse o dolandırmıştır veya dolandırılmamıştır. En azından şeffaf her şey. Anladın mı? Bir mahkeme üzerinde. Senin yaptığın şeylerin bir kanıtı yok. Zaten konu buradan çıkıyor. 20 tane adamın sana tek seferde kurulmasının bir sebebi olmalı ya. İnsan bunu düşünür yani. Biz neyiz? Dünyanın en kötü bir oluşumu muyuz ki hepimiz toplandık? Ulan bir yanlış yaptık, bunu tepkiye yıkalım dedik. Ve onun dışında Motive mesela. Motive ve onun tayfası da aynı şekilde mesela. Veya işte bugün bu yayını izleyip tepkinin yaptığı, onu bunu yaptığını bilip de konuşmayan herkes için geçerli bu. Bu arada size de söylüyorum buradan. Tepkinin yanlış yapıp içine atan susmayan herkesin biliyorum neden sustuğunu. Buna prim vermek, daha fazla izlenmesini istemediğiniz için yapıyorsunuz bunu. Ama birazcık şöyle içinizde bir delikanlılık varsa söylerseniz sağda solda. Hiçbirimiz bugün burada değil. Benim diyeceğim şeyler şu yani, bu MOV'yi zaten söylüyorsunuz, ben söyledim zaten. Yani buraya gelmeden önce arkadaşlarımla da konuştuğumda şey diyorlardı. Yani Motive ile Uzi'yi zaten tek gün etti, bunu zaten söylenen bir şeydi. Ama aradaki yanlışlar, bu abilik konusu tarafları nasıl diyeyim size? Hayda şimdi ben bir... Tamam, ben sana bir anekdot anlatayım. Tamam. Ben askerden döndüğüm gün ne yaşadım biliyor musun? Ne yaşadınız? Askerden döndüm. Çok sevdiğim bir grafitici arkadaşım geldi, havaalanından aldı. Evimden önce, evimde kız arkadaşım beni bekliyor. MOB'ye girdi. Karşımda bir gördüm. Kardeşlerimden biri. Bugün inanılmaz konserler veren kardeşlerden biri. Böyle yaptım. Vay be! O saatte uyanmaz normalde. Abimi karşılamaya geldi lan. Ulan böyle yaptım. Yok abi ya, ben peri bacalarına gidiyorum. Bir oyuncu hatun var. O beni çağırdı. Uçak biletimi aldı. Oğlum nasıl peri bacalarına gidiyorsun? Askerden geldim. Saçmalama. Bugün geldim lan. Şu an geldim. Çok dedim şanssız bir çocuksun. Çünkü gidemezsin teknik olarak. Arkadaşlar, bu biz değiliz. Kim olursa olsun, bu X diyelim buna, bu kişiye. Tepkinin yaptığı bir aylık askerlik yüzünden kimse gerçekten değer verdiği bir kız arkadaşını ta anasının amındaki yere gidip görmekten engelleyemez yani, anladın mı? Çünkü Tepki bir aylık askerlik yapmış. Bu bir aylık askerliği bedelli olarak zaten yaptığı için hiçbir savaş tehlikesi geçirmemiş. Hiçbir travma oluşturmadan askerde bir aylık göremediği insanı görmüş, yani gelmiş görmüş. İnsanlar bir aylık tatile çıkıyor. İnsanlar bir aylık kafa dinlemeye, bir aylık telefon detoksuna falan çıkabiliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bir ay biriyle görüşmeyebilirsiniz. Görüşmediği için tepki niye size şey yapabilir ki yani? Niye trip yapıyor size? Siz manitası mısınız? Karısı mısınız? Kocası mısınız? Kimsiniz? Bunun ve, hayatında yani. Ve Popi'cim, madem çok duygusal bir insandın, sen askerdeyken seni stüdyonu eliyle, koluyla, böyle hani alnındaki telle yapan Yakup'a geldiğinde bir teşekkür etseydin. Çok madem dostluk yapmak, vakit geçirmek istiyordun, onunla geçirseydin. O da oradaydı. Elimizle o ıslanmış duvarlarını yıkıp, yeniden yapıp, üstüne yaptığımız akustikleri böyle söküp atıp, bunlar böyle olmaz, bunları niye böyle yaptınız demek yerine, ya teşekkür ederim kardeşim, sen de elinden geleni yapmışsın, bunlar böyle olmaz, bunları da beraber düzeltiriz diyebilirken geldin orada bir ton salak saçma şey yaptın yani. Ve bu anlattığım muhabbetten sonra oldu bu muhabbet. Madem bu kadar için yanıyor. Bir sorun aydın oğlum, adam. Sen ne çilekeş bir adammışsın lan adamım. Sen var ya, ne çekmişsin lan sen harbiden. Ben bu MOB'nin bütün inşaat işlerini bile yaptım kanka. Biliyorum oğlum, zaten yanınızda. Yaptım, harbiden yaptım ve bir kere de ya bu benim işim değil demedim yani. Hep dedim ki ya bir hayalimiz var ve bu hayalin peşinden koşmak için elimden bu mu geliyor? İnşaatçılık mı? Yapayım ya. Geliyor bu arada. Yani. MOB'den önce Yakup'un işi yaptım, vinç operatörlüğü yani. Bir yandan, ikinci yandan da stüdyo yapıyorlardı. Yani o zaman stüdyo her yerde yoktu. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Şu an her köşe başında bir tane var ama o zaman hiç kimsenin stüdyosu yoktu doğru düzgün profesyonel olarak. Arkadaşlar, o adam gidip milletin profesyonel önce, stüdyolarını yapıyordu. Yani ben MOB'ye girmeden önce zaten bir semtte yaptığım profesyonel bir stüdyoda ömür boyu kayıt alma imkanım vardı. Arkadaşlar, yapabilirdim, girmesen de yapardım. Şarkı yani ben sözü bunu yazmak, vokallik yapmak dışında çok fazla teknik bilgisi olmayan bir insanım bu müzikle ilgili. Kafam açıktır yani, gördüğüm her şeyle ilgili bir şey söyleyebilirim, güzel yorumlar yapabilirim, şarkıyı iyi bir yere götürebilirim falan ama teknik olarak çok şey bilmem. Ona rağmen ben bir süre boyunca şarkımın kendi kapaklarını kendim yaptım. Mixini, masteringini kendim yaptım. Şarkıyı kendim YouTube'dan yayınladım. Tepki o zaman hayatımda yoktu. Şu anki arkadaşların çoğu yoktu hayatımda. Yani insan yapmak istediği zaman yapabiliyor böyle şeyleri, anladınız mı? Hayatınızda bir kişiye ihtiyaç yok. Türkiye'deki bütün patlayanları Tepki mi patlattı mesela yani? Bakın. Arkadaşlar, yetenekli olman, bu işi iyi anlıyor olman yeter. İyi anlamamızda
bu işi görmemizde bir yol açtı, evet. Ama o 5 sene içerisinde biz neler yaşadık bilmiyorsunuz. Taş taşıdık, eşya taşıdık, şarkı yaptık, milletin şarkısını yazdık, gecelerce uyumadık. Klip çekimlerinde yardımcı olduk. Bizim hiç içinde bulunmadığımız kliplerin backstage'inde çalıştık. Konserlere, kendi konserlerimize Beşiktaş'ta, İF'te, Durak'ta konser yaparken sahnenin öncesinde ve sonrasında o tur şey pardon yük arabası durduğunda direkleri onlara bunları taşırken fanlar bizim yanımıza gelip abi siz amele misiniz amına koyayım dediği oluyordu yani, anladın mı? Siz niye çalışıyorsunuz? Siz niye taşıyorsunuz? Biz bunlara bile bu kadar emek vermiş insanlarız. Şimdi bugün gelip diyemezsin bana yani her şeyini ben yaptım, sen benim sayemde ünlü oldun diye. Ben ünlü olmak için zaten çok çaba verdim. Anladın mı? Buradaki insanlar dinlensin diye çok çaba verdi. Ve bunu yaparken de o zamanki rap algısından ödün vermediler. Anladın mı? Vizyonundan ödün vermediler. Sen bize empoze etmeye çalıştığın, aşılamaya çalıştığın her şeyden ödün verdin. Daha ne anlatayım yani? Ve arkadaşlar diyor ya sürekli MOB olmasaydı bunlar hiçbir yere gelemezdi. Ben MOB'den ilk çıkan kişiyim. MOB'den çıktıktan sonra Anıl'la birlikte Anıl'ın evinde harbiden yorganları kabin haline getirip gerçekten bir boom mikrofonuyla, bilirsiniz böyle ince uzun mikrofonlar vardır sette kullanılır boom mikrofonu, bir abimizden onu ödünç alarak Gezegen albümünü kaydettik arkadaşlar ve Gezegen albümünün kliplerini ve tanıtım teaser videosunu bir tencere makarnaya çektik. Ya bunu bundan önce MOB'den önce de yapabiliyorduk. MOB'den sonra da çok kez yaptık yani bunu. Devam ediyorum. Çünkü abin geldi şu anda. Yok abi gitmem lazım. Oğlum ben askerdeydim. Bunu geçsek mi? Bugün ilk günüm. Ya bu arada bu konuda şöyle bir şey de var. Şu an bahsettiği kişi üzerinden prim yapabileceği için söylüyor. Ben de aynı tavır yaptım. Döndüm evime gittim o gün. Benden bahsetmiyor mesela. Şu an sadece o insanlar prim yapabileceği için bunu bahsediyor. Değil mi yani? Senin yaptığından içerlememiş de onu içerlemiş. Aynen. Eğer aramızda öyle bir abilik yoktu mu diyecek. O zaman sen niye bu adam için aylarca stüdyoda bir minderin üstünde yattın ya? Zaten zoruna giden şeyler... İşte zaten kanka buradan bir prim yapabileceği bir durum olmadığı için Anıl'dan ya da benden aynen bahsetmiyor kanka. Biz de o gün oradaydık. Askerden geldiği ilk gün ben oradaydım. Onun evindeydim yani. Ya da oluşumdaki bir çocuk diyor mesela Aksan'la benle bahsederken yani, isim vermiyor da sürekli motive. Niye prim yapamayacağın için mi ismimizi söylemiyorsun? Devam ediyorum. Entegre olamıyorum gitmesine. Bir şeyler denemem lazım. Tamam abi geleyim. Abi harçlık. Bu arada MOB'de benim kendi maaşımdan dağıttığım harçlığın adresi alıyor kesinlikle noktaları. MOB'de biz zaten olmasaydık sen maaş alamazdın. Aynen. Bu kadar. Aynen. Maaş nereden alacaktın biz olmasaydık? Aynen. Kimden alacaktın? Bütün maaşını dağıtmış olsan 5000 lira dağıtmış oluyorsun. Yani bu arada Kerem, adli hesabı var yani 5000 yani, lira maaş. Yayındasın İBAN at. Yani maaş almıyordun. Maaş almıyordun diyorum. Maaş dağıtmıyordun. Şirketten sanatçılara dağıtmak için para istiyordun. O paranın içinden de kırpıyordun. Kendi söylüyor bu arada 5000 7000 diye kendi en başına söylüyor aldığı parayı. Yani. Dağıtmak için 100 bin alıyordun, 20 bin dağıtıyordun. Oğlum bak pandemi oldu. Gel biraz müzik yapmamız lazım. Gel biraz müzik yapmamız lazım. Gel biraz müzik yapmamız lazım değil. Gel bana yardım et, tıkandım. Benim bir şeyler yaz. Söz yaz bize. Bu arada müzik yapmaya diye gelip evini falan süpürdüğümüz zamanlar da olurdu bizim. O heyecanla gelip böyle temizledik. Bu nasıl bir sanatçı yönetimi? Ya da mesela stüdyoda onsuz müzik yapıldı. Mesela hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Biz bir yere gittiğimiz zaman Ceyhancı böyledir, Güngören böyledir dediği şeylere. Bizim hakkımızda konuştuğu şeylere iyi bir bakın yani. Videolar biz... vardır reis. Vardır. Aynen. Konser videoları vardır. Çıkıp başta Ceyhancı'yı, Güngören işte burada gördünüz bunlar bu böyle çocuklar şey bir ton video bir var şey ya. O da küçük çekmeceli yani ha. Ha aynen. Aynen neyiz? Oğlum moda giremiyorum. İyi değilim psikoloji olarak. Moda hayırdır hala. Allah Allah. Kardeşim yok aile ortak iplik aldım. Aynı dönem benim yardım rica ettiğim. Ben 3 aşağı 5 yukarı işlerin buraya geleceğini biliyorum. Bir yönetici olarak bu EP'nin çıkmasını engelliyor. Zaten sızdırdım. Evet. Bu EP çıksaydı resmi olarak düşünsene. Çıksaydı bizim çocuğa ne faydası olur? Hiç faydası olmazdı. Diğer tarafa ne faydası olur? Olurdu bayağı. Evet. Ve ben bunu öngörü dedim. Yapamazsın ne olur? Sen deli misin? Sen deli misin? Sen önünün ne kadar açık olduğunu görmüyor olabilirsin. Ben görüyorum ya. Yani. Sırlaşmışsın. Sana böyle anlatabileceğim 1 milyon tane yani. Önüne ne kadar açık oldu dedi. Rota mevzusunu şimdi söyle. Sen niye o zaman bu insanlarla bu insanları tanıştırdın?
Veya sonra... sen neden bu insanlarla çalıştın? Rota olur olmaz fark etmez. Sen Türkiye'den hiç kimseyi sevmeyen bir adamsın. Ceza dahil işte söylüyorum işte. Hani şu an senin ilah gibi gördüğün insan cezadır. O dahil hiç kimseyi sevmediğin bir şeyde, sizden önce beni kimse sevmiyordu, şimdi yavaş yavaş şöyle böyle dediğin bir piyasada, herkese düet yaptığın bir piyasada, neden mesela çocuğun önüne engel oldun? Ya da neden tanıştırdın? Yani doğru yanlış bu beni ilgilendiren bir şey değil. Daha bulmasın şey. Teknoloji öyle güzel bir şey ki. Şimdi benim bu anlattığım argüman... Video ne güzel alet değil mi? MOV tarihi konusunda yapılan konserlerde, yapılan releyzlerde çocukları kaç kere paylaşmışım demiş. Bini geçmiş. Bir sanatçının kendi dinleyici kitlesini kendinden soğutmasının en güzel yolu bu. Sen tepkiyi takip ediyorsun, tepki dinlemek için. Bir sanatçının sana bir göz görür müsün? Sürekli önüne bir şey koyuyorlar. Diyorsun ki babacığım ben seni dinlemeye gelmişim artık yeter daha anlasın sana. Bu arada MOV'den çıkacak sanatçıların çıkış şarkılarını kendin duyuruyordun. Yani sanatçıların dinleyicilerini çalma yöntemin buydu. Yani senin bir dinleyici kitlen, aşırı bir kitlen olmadığı için MOB'den çıkan sanatçıların haberlerini vererek kendine tepki çekiyordun. Ki izin vermiyordun. İzin vermiyordun zaten. Bu şarkı çıkacak. Sakın paylaşmayın diyordun. Akşamına sen paylaşıyordun bu şarkı çıkacak diye. Size kendi arkadaşlarımızı boykot ettirmeye çalışıyordu. İnsanlar mecbur seni takip etmek zorunda kalıyordu şarkıların çıkış tarihini öğrenmek için. Bize paylaştırmıyordun çünkü. Devam ediyorum. Ben diyorum yetmez. Yetmez bunu da dinleyeceksin. Bunu da dinleyeceksin. Bunu da dinleyeceksin. Şimdi bunu niye yaptığımı öğrendim. Bunu ayda 7500 lira için yapmışım. Şimdi bunu ayda 7500 lira için yapacak bir göz yoksa bende. Bunu ne için yapmışım biliyor musun? Bunu hip hop başardığında biz başardık demek için yapmışım. Bunu birisi biz başardık desin diye yapmış. Benim emeklerim yaşanan şeylerle silinebilecek emekler değil. Benim emeklerim yaşanan şeylerle inkar edilecek emekler değil. Sana çok acı bir şey söyleyeyim. Bu çocuklar yarın bir gün efsaneleşip sinema filmleri çekilmesi gerektiğinde içinde benim olmadığım bir film çekemeyecek. Net. Çok doğru. Evet. Zaten çok doğru. Kesinlikle olur. Sensiz hiçbir sinema filmi çekilmeyecek. Buna çok eminsin zaten. Emin de ol. Çünkü kötü adam olmadan sinema filmleri çok etkili olmuyor biliyorsun ki. Kötü adamlar bu işin içine lazım. Daha büyük şeyler söyleyecektim de Twitch'in kuralları buna el vermiyor arkadaşlar. Kötü adam demekte yetiniyorum şu anlık. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani belirli filmlerde sürekli örnek verdiğin ve sürekli özendiğin mesela Shug Knight bile varsa bizim inşallah çekeceğimiz filmde de sen kesinlikle olacaksın. Senin yani rahat ol. Ama Shug Knight gibi bir rolde olacaksın yani. Hep insanları dolandıran, insanlara duygusal manipüle ederek bir şey. Sen milyar milyon. Yani. Sen ne yaptın? Sen parayı ne yaptın? Rahat ol. Varsın yani ha. Sen değiştiremezsin. Yapacak bir şey yok. Yani karşı tarafta da böyle konuşmaları yani insan şey diyor, siz de diyorsunuz, onlar yalan atıyor gibi tarz diyorsunuz. Bunun alakası yok. Bu hafıza meselesi kardeşim. Ben sana işin aslını söyleyeyim. Bu biraz hafıza meselesi. Mesela MOB WhatsApp grubunda yaşanmış küçük bir tartışma aktarayım sana. Sen de biraz anla. Rahmetli Leon'un albüm kapağını çizen çocuk çok uğraştı. Herkes tek tek eliyle çizdi. Ben de o arada dedim ki arkadaşlar bunu paylaşırken çocuğu etiketleyelim. Çocuk çok emek verdi ve hiç para almadı. Paylaşın onu çocuğu. Emektir. WhatsApp grubunda bir rapçi kardeşimiz şöyle yazdı. Okey paylaşalım sorun değil ama bizim Ahmet de yine sanatçılardan birinden bahsediyor. Orada kurgu yaptı. Aylarca hiç kimse teşekkür etmedi. Öyle yaptım. Wow. Aylarca mı kurgu yaptı? Wow. Evet. Okey. MOB tarihi boyunca hiçbir video silindi mi? Nasıl yani? MOB tarihi boyunca YouTube'dan tek bir video silindi mi? Yok hayır silinmedi. Tamam aylarca hangi videoları yaptığını söyler misin bu arkadaşın? Nasıl yani? Oğlum aylarca kurgu yaptıysa bir adam bir sürü video çıkmış olması lazım. Burada senden bahsediyor. Benden bahsediyor galiba. Bahsettiği olay da şu arkadaşlar. Bir gün ben işte bu MOB market videoları vardı hatırlarsınız belki de. O zaman işte o videoların kurgulanması gerekiyor. Birkaç tanesinden en azından bitmesi yayınlanması gerekiyor. Bu da benim bana kimsenin yap dediği bir şey değil. Ben de çok detaylarını anlatmak istemiyorum kişisel şeyler olduğu için ama gerçekten sıkıntılı bir dönemde, sıkıntılı bir fiziksel durumda olmama rağmen onu arayıp dedim ki istiyorsan bana bazı görüntüleri ver, ben yapayım bir iki tanesini. Fiziksel yüzden... problemlerinden bahsedeyim arkadaşlar. Aksan bahsetmek istemedi ama ben söylemek istiyorum. Bu adam 6 ay boyunca hasta kaldı o zamanki durumlarımız yüzünden. Hani MOB çok fazla bir şeyler yaptı ya, tepkinin en yoğun olduğu zamanlarda. Bu adam 6 ay boyunca hasta kaldı ve bir şeyler yapamadık bu hastalık için, anladın mı? Bu adamı tanıyıp hasta olduğu zamanlarda tanıyıp hiç iyileşmiş zamanını aynen, görmeyenler aynen var amına koyayım, anladın mı? Aksan hastayken tanıyıp hiç iyileştiği anını tanımadan hayatından çıkan insanlar var yani. Aynen.
Böyle bir dönemde ben onu kendim arayıp dedim ki böyle böyle istersen verebilirsin. O da bana dedi ki bilgisayarını al gel. Burada birlikte yapalım gibisine bir şey söyledi. Ben de tamam dedim. Bilgisayarı aldım gittim işte oraya falan. Mesela gündüzden gittik oturduk. Ben o günde yapabileceğim sanırım 3 tane falan market videosunu bitirdim. Onların da bir tanesi GNG bağımlılardı. Biri Step'in videosuydu. Biri Critical'in videosuydu. O kadar. O 3 videoyu yaptım. Finalde de dedim ki ben eve gideyim. O esnada o zaten bir tane videoyu ya yapmıştı ya yapmamıştı yani. Öyle söyleyeyim. Zaten ben orada ondan daha fazla video yaptım. Yapmak zorunda olmadığı bir şeyi yapmış. Hiç aynen benim. Ve bu arada bu da bir sözdür. Söz yüzünden olmuş bir şeydir. Market videolarının yayınlanması işte ya da 70 şarkı 70 klip. Bunlar tepkinin gaza gelip söylediği şeylerdir ve bunların arkasında durmak için günlerce uyumadık. Evet, bırak. Evet. Bunu dediklerini onun dediği yüzüstü kalmasın diye. Hani diyor ya benden şöyle bahsetsinler istedim diye. Bahsetmeye gerek yok oğlum ben sana söylüyorum işte yani. Bu adam senin için günlerce uyumadı. Senin canlı yayında gaza gelip söylediğin bir cümle yüzünden. 70 şarkıya 70 klip dediğin şey yüzünden. Hastalık neydi diyorlar. Grip amına koyayım. Adam gripten kurtulamadı 6 ay. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yani daha ne olsun oğlum. Yani. Böyle bu arada şöyle bir şey de var. Bu dönemde benim telefonum totalde 2 kere falan çaldı yani. Hastayken adamı bu aramadılar yani. Telefon çaldığında da hiç kimse bana işte abicim iyi misin bir şeye ihtiyacın var mı? Canım abicim duygusal bağ kurduğum güzel kardeşim. Ben çok hayırsever bir insanım. Sana istersen biraz destek olabilirim gibi bir kere bile telefonum çalmadı. O dönemde bir kaza durumu olmuştu. Ve işte ben biraz psikolojik olarak da ondan dolayı yıpranmış bir haldeydim. Ben de genel olarak böyle şeylerimi pek söylemem insanlara. İşte herkes gelip bana onu hatırlatmasın diye. O bana bunu bana nasıl söylemezsin diye saatlerce kızdı. Bayağı benimle böyle çok ters konuştu. Finalde de beni bunun için tekrar hiç aramadı. Hiç. Zaten bizim aramızın bozulma sebebi de buydu. Yok kurgu murgu muhabbetiymiş. Ben gelmişim, kendi videomu yapmışım, gitmişim. Benim az önce yaptığımı söylediğim videoların yayınlanma tarihine bakın. Ben kendi videomu evde kurguladım. Orada da neyse ki yanında 3-4 kişi vardı. Utku da vardı. Ben de vardım. Melih de vardı. Lanet videosunu kendim zaten kurguladım. Zaten kendi videosunu kurgulamak istese zaten oraya niye gitsin? Evde bu arada o söylüyor yani. Arkadaşlar beni diyor bir webcam'le bırakın şunu yaparım diye. Aksan'ı webcam'le bırakma. Zaten bu adam hiçbir imkan yokken de her şeyi kendi yapıyor. Ben Aksan'ın şarkısını kendi yazdığı, sözlerini işte beatini kendi yaptığı, mixini masteringini kendi yaptığı, yönetmenlik için bile hatta her şeyini kendi yaptığı şarkılar biliyorum. İnternette de var. En son çıkan albümü var. Kanka. Bir tek yönetmenliğine kadar yani. Yapmışlığı işler var. Mesela bu adam çıkıp bugüne kadar bir yerde dedi mi ki? Bu arada Aksan tepki kadar belki daha fazla bilinen bir adam artık yani anladın mı? Çıkıp bir yerde dedi mi mesela ben bütün şarkılarımın her şeyini ben yapıyorum diye. Veya piyasadan sevmediğimiz insanlar bile var bu işleri her şeyini kendi yapan. Seni niye bu yüzden övelim ki mesela yani? Seni şu yüzden överiz. Bu işi gerçekten layığıyla yaptığın şeyler vardır. Överiz o zaman seni. Çünkü övdüğümüz şeyler de var yani. Bilmiyorum. Tamam dedim. Ben biliyorum. Ben söyleyeyim. Bak benim hafızam film gibi. Çok sıkıntı. Bir gün geldi. Bir tane video bitirdi. Bitirdiği video kendi videosuydu. Hatta o kişiyle aramın bozulmasının sebebi de aynı videodur. Çünkü ona dedim ki. O kişi. Ben paramparça oldum. Yetişemiyorum. İsim ver isim. Şurada kur. Bir iki gün gitme. Sen orada devam. 1 milyon takipçi yok o yüzden. Kolaylayalım bitirelim. Aynen o zaman. Lazım bu akşam. Ya gitme. Gitme öldük daha yani. Benim görevim değil ki bu. Otur şurada beraber bitirelim. Yok abi benim gitmem lazım. Okey. Aylarca diyor. Bir gün. Beraber yapmıyorduk ki onu. Beraber yapmıyorduk ki. Onun dışında bu arada şöyle bir şey de var arkadaşlar. Ben MOB kurulduğu sene üniversite okuyordum Eskişehir'de. Okulumun son senesindeydim. 4. sınıfın sonundaydım. Burada bir şeyler yapmam gerek. Fiziksel olarak bu işin içinde bulunmam gerek diye. Oradan çıkıp okulumu bırakıp oraya döndüm. 1 ay, 2 ay stüdyoda kaldık. Bunu oradaki herkes biliyordur. Ben oradaki bazı videoların kurgusunu yapmak dışında bazı videoları çektim. Bundan mesela biri var mı? Kimsenin yok. Yani bir günde bunların hepsini yapmış olamam. Ayrıca yani kendi videomu kendim kurgulamamın sebebi şuydu bu arada. O videoyu ben yapmasaydım o da yapmayacaktı. O yapmayacağı zaman da dandikten bu işi yapacak bir kurgucuya verecekti. Bok gibi bir video benim önüme gelecekti. O yayınlanmış olacaktı. Daha önce başıma geldiği gibi. Ben zaten MOB zamanında hiçbir işimi bir noktadan sonra Outlook Number One'dan sonra hiçbir işimi teslim edip alın bunu şekillendirin diye vermedim. Hep paket işler götürdüm. Klibi, kapağı, mixi bilmem nesi. Hep böyle ilerledim. Klibimi yapma sebebim de buydu yani.
Arkadaşlar size şimdi çok acayip bir şey söyleyeceğim. Bu adamın yanında zamanından beri olan bazı insanlar var. Mesela Emre abi. Emre abi onun çok eski bir arkadaşıdır. Kaç sene olmuştur abi? Çok, 15 sene. 15 sene olmuştur. Ve Emre abi asıl adam da değildir. Asıl Emre abinin abisi sayesinde çok bir yakın arkadaşlıkları var. Çağrı abi, Çağrı Atik. Lakabı Atik. Soyadını söylemiyor musun? Sana ya? Çok kızacak eğer izliyorsan. Niye? Oğlum niye değişimi ne diyorsun? Atak mıydı ki? Yo, Atak sen Atak değil misin? Atak Emre abi. Kullanmıyor artık Atak. Ya tam böyle isim verme bahattin muhabbeti olmasın diye söyledim. O yüzden söyledim de. Çağrı abi. Adamın Emre abiden önceki arkadaşı. Hatta biz aramızı bozduktan sonra bile bazen arkadaşıydı yani. Çünkü onların hukuku çok eski. Anladınız mı? Hani bizim yüzümüzden bozulan bir hukuk yoktu ortalıkta. Adam bana demiş ki bunu söyleyebilirsin. Sordum, izin de aldım. Şimdi bu arada yayını izlerken söylüyor. En son söylediğimi söyle. Labirent King of Avcılar robot yapım The Maze. Ulan bu kadar yapıda sizin dışınızda bir tane mi adam yoktu? İnsanları rap'i öğretip parlatıyorlar ya. Sizden başka kimse bir adım yukarı gidememiş. Bu kadar adamdan bir tanesi selamını almıyor. Bana bile aylarca siz kızdınız görüşme diye de ben size bile diye de söyledi diyor yani. Ben size bile savunmaya çalışıyordum. Beni bile kendinden uzaklaştırdı demiş. Bak. Yok söylemiş göster diye ya. Gösteriyorum. SS alabilirsiniz. Bu adamlar bunun 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık arkadaşları arkadaşlar. Şu an söylüyorlar ha. Yemin ederim ki bak Allah yukarıda bir tanesine dememişim ki bu yayına gelin de şöyle şeyler yazın. Buradan SS de alabilirsiniz. Zaten hepsinin altında yazıyor. Söylüyorum bunu haberin olsun diye. Anladın mı? O senin olayı, o senerde hiç siklemediğin ve orada ne aradığın konuşuluyor. Yani bir cümle etmemişsin bu yayın boyunca. Tam gireceğim konuya sürekli bir şey oluyor, tam bir şey söyleyeceğim, gel, o söylüyor falan. Gel, gel buraya, gel, gel şu ortaya, tam ortaya gel. Dur. Bu adam, bu konuşayım adam işte, konuş şöyle daha ne rap müzik yaparken, ne başka bir şey yaparken bu şirketin bekçiliğini yaptı. Yeri geldi temizliğini yaptı. Yeri geldi yemeğini yaptı. Yeri geldi bilmem ne köpeğine yeri baktı kendisine baktı. Köpek bakıcısı oldu. Tipo'nun evini, yani Tipo'nun evini şirketten daha çok kullanıyordum yani. Sadece bu işi yapabilmek adına, bu işten bir kazanç sağlamak değil, bir işi yapabilmek, rapçi olabilmek adına yapmış. Şu anda bayağı şarkı yapıyor. Kendi şarkılarını kendi yapıyor, sözlerini kendi yazıyor. Düşün. Çok şükür. Ya bu adam bile ya, bu adam bile ondan yara almış. Anladınız mı? Bahsettiği yayında şu an söyledim mi söylemedim bilmiyorum. Ben bunun ikinciyi izliyorum bu arada arkadaşlar. İlk değil yani. Ben daha önce izledim bunu. Orada birinden bahsediyor. Bahsettiği kişi Emre Split. O adam var ya. O adamı şirketten bu adamın nasıl nasıl kovduğunu bir bilseniz bunun. Ya tamam mı? O Emre Split de birazcık delikanlıysa eğer çıksın bir tane story atsın. Beni bu şirketten şöyle kovdu diye. Sandalye fırlatarak kovdu ya. Ben söyleyeyim. Anladın mı? İtin götüne soka 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 çıkarak kovdu bu adamı gözümüzün önünde. Hadi gelsin o adam söylesin, hala görüşüyorlarmış herhalde, öyle bir şey de duydum sağda soldan geçen gün bir yerde. Hadi çıksın bu adam söylesin. Desin ki beni böyle böyle çıkardı işten desin. Herkesin önünde. Hafızaya ben yazarım seni. Sarı sili çocuk diye. Yazarım da yazarım, yazarım da yazarım. Yazarsın. Bir zaman sonra ikna etmeye başladım. Adama anısını yanlış hatırlatıyor. Ben de adam yanlış hatırlıyor çok basit. İnsan benim sana oynuyor. O yüzden bu kayıtlar var. O yüzden dekontlar var. O yüzden story arşivleri var. Arkadaşlar yaptığımız değişikliklerden bir şey çıkarmaya çalışmayın. Anladın mı? O oraya gitti demek ki şunu yapıyor, bunu gitti demek ki bunu yapıyor. Kaç saattir yayındayız? İnsanlar tuvalete gidiyor, gidip kenarda sigara da içiyor. Anladın mı? Göstermemek için yapıyoruz zaten. Biraz bunu. Bir de ses olmasın diye camlar kapalı. Böyle Indiana Jones gibi davranmayın, anladın mı? Böyle mevzuyu çözmüş gibi davranmayın yani. Zaten bunlar yapılıyor. Biz sadece göstermek istemiyoruz. Evet. Çaktırmadan kenarda şey sigara içiliyor ya. Aynen. Gördünüz mü? Bunu görmediniz. Devam et işte yani. Boş ver. Bende zehir gibi hafıza var. Şimdi karşı tarafta yüzdeyseniz, mesela ki siz bana böyle böyle yaptınız. Karşı taraf zaten hala bir savunuyorlar kendilerini. Şimdi siz de diyorsunuz, yalan atmıyorlar. Karşı tarafın söylemlerindeki üstü kapalılığın hiç dikkatini çekmiyor. Şu an çekti de mi dikkatinizi söylemlerimizdeki üstü kapalılık? Lan ne kadar üstü kapalı konuştuk. Bir tane bile isim vermedik. Bir tane bile muhabbetten bahsetmedik. Bir konuşursak, böyle bir cümle var yani, bir konuşursak. Konuştuk. Konuştuk. Bir konuşursak. Hiç konuşan duydun mu? Konuşun. Bana hiç duymadım. Ben. Duyuyorsun bak. Enteresan değil mi? Acaba neden? Konuşacak bir şey yoktu ben. Siz daha önce yapılmış röportajlar da var. İzlemediyseniz izleyin. Konuşacak bunlardan çok daha şey de var. Senden ne kadar korkuyor olabiliriz ki?
Şu adamların bir suratına bak, senden korkar bir tip var mı bu adamların suratında? Allah için. Tamam, ne gördün işte? Sana diyorum ki ne gördün? Ya şu yani, an spesifik hiçbir şey söyleyemedim ki. Yani... Oğlum adam ne diyorsun? Bak, sana ben bugün ne gösterdim biliyor musun? Konuşturmuyor ki adam. Bunu evde istedim. Düşün. Hayır. Tamam. Sana bugün bir algıya kurban gittiğini gösterdim. Sen bir algıya yenik düşmüş ve bu algı sebebiyle benden nefret edersin. Aslında o algıya şu an yenik düşmüş. Elinde net hiçbir şey yok. Hipnoz başladı. Sadece şunu diyebilirsin işte. Şu adamla barıştın diyebilirsin. Bir o konu var. Bir o konu dediğin zaten büyük bir konu değil mi arkadaş ya? En başta bir Sübyancı'yla barışmışsın. Bu kadar. Yani bu kadar. Bana bir yanlış yok diyorsun. En başta dedim ya, tecavüzcü bana tecavüz etmeyince doğru bir insan mı oluyor? Onunla görüşebiliyor muyum yani? Böyle bir mantık mı var arkadaşlar? Bir o var diyor. O adamla niye barıştın? Çünkü yani. O adamın o anki sevgilisiyle şarkı yapmak istedin. Bu. Yaptın da. Bu kadar. Bu adam bir Sübyancı. Sen bize bunu söyledin. Bunu, bunu bilmiyorken sen bize söyledin. Patlattın bunu bize. Kendin de ilk başta adaletin kesin kılıcı olmaya çalışmışsın. Hakkını vermeye çalışmışsın. Verememişsin. Finalde bizden hakkını vermemizi istedin. Böyle bir şeyi gerçekten... Bu insanlar bu yüzden biliyor bunu. Biz bu insanlar bilmiyordu ha. Biz eğer kafamıza göre yapmasaydık muhabbeti. Sen dinledin dedin ki... dedin. Oo, dinlenebilir bu muhabbet. Biz dinlenilebilir kısmında değildik. Biz bu insanın neler olduğunu, neler yaptığını göstermek istiyorduk sadece. Anladın mı? Onun dışında elle tutulabilir. Benden nefret etmeni sağlayacak hiçbir şey yok. Sana açık açık diyorum ki bu çocukların her biri... Çünkü çocuğun sana vereceği bir cevap yok. Çocuk bilmiyor ki muhabbeti. Sana ne diyebilir bu çocuk? Ya yalan söylüyorsun, o muhabbet aslında öyle olmadı diyebilir mi bu çocuk yani? Kime ne anlatıyorsun yani, anladın mı? Sıfırdan gelmiş, zirveye gitmiş ve gitmiş. Her biri şu anda öyle minik tenemiz. Bu çocuk bu arada, pardon çok kestim ama, bu çocuk şu an bu yayını izliyor mudur bilmiyorum. Ben bu çocuk samimi mi onu da bilmiyorum. Bu çocuk şu an kolpadan da burada duruyor olabilir. Anladın mı? Bu program için bunu yapmış da olabilirler. Büyük ihtimalle öyle olmuştur. Şimdi öyle bir şey söylemek istemiyorum, çok böyle hani yargılamak istemiyorum ama büyük ihtimal bence öyle olmuştur. Kendi adıma söylüyorum bunu. Nereden bilebilir? Muhabbetler, anladın mı? Nereden bilebilir yani? Kazanıyor. Okey. Tam yola çıkıldığı şey yapılmış. Adam bir şey soracağım. Bu MOB'deki saldırı, Uzi, motive. Bunlarla yeniden bir araya gelseniz barışma durumu olur mu? Ben şurada bir abim var. Şu an içeride. En sevdiğim benim. Ona vasiyet verdim. Yardıma katılmalarına izin vermeyeceksin. Bak. Birincisi, biz bir şey yapmak istersek seni o içeride duran abim bizi engelleyemez. Aynen. Tamam mı? Bunu bir önce bil. İstersen o abim bize sorsun. Biliyor zaten, biliyor. İstersen biliyor. O abim bizle konuşsun. O abinle konuşalım. Biz bir şey yapmak istersek senin hiçbir abin bize engel olamaz. Tamam mı? İkincisi, biz senin asla cenazene gelmek istemeyiz. Tamam mı? Sen ölsen dahil. Veya işte hani ölmenin konusu bile geçse. Ama belki bilmiyorum. Belki vicdan azabı çekiyor olabiliriz. Finalde sen öldükten sonra... Ya olsun, dünya hali diye olabiliriz. Belki vicdan azabı çekeriz. Deriz ki ya bu adamla ne kadar büyük şey olursa olsun, dandik bir insan olursa olsun, biz yine de cenazesine gitmek istiyoruz dedik. Diyelim ki, diyelim ki. Kimse bizi engelleyemez. E sen inanıyor musun? Biz oraya gittik, o abin önümüze çıkacak diyecek ki. Gelmek de istemeyiz senin ya cenazene. Bir aksilik olmazsa abin senden önce ölecek zaten. İnsan vasiyetini abisine yani, mi verir yani? Dedene vasiyet bıraksan. Amcama vasiyetimi verdim. Bunlarla şey toplama yani kendini, anladın mı? Biz kendimizi böyle şeylerden de böyle piyasayı iyi göstermeye çalışacak adamlar da değiliz. Bizi bu yüzden kötü de bilebilirsiniz. Tepkinin cenazesine gitmeyiz zaten biz bura. Kimse bizi de oraya götürtemez yani. Biz zaten sahtelik barındıran hiçbir şey yapmayız. Biz senin gibi sevmediğimiz insanların cenazesine gitmeyiz yani. Bence Tepki'nin cenazesine gidelim. Aramızın kötü olduğu insanlarla aramızı düzeltiriz abi orada. Ya olur mu öyle şey? Bunu konuşmuyor. Aynen, şarkı türkü yapar. Bu vesileyle. Ne söylüyorum? Abime vasiyetim var benim. Cenazeme. Cenazeme gelmişsin. Çünkü her zaman yeniden doğuyor. Her yıl küllerinden doğuyor adam. Doğru söylüyor amına. Ben bu algı üzerimde olmasaydı neler yapabileceğimi biliyordum Türkçe rap için. Türkçe rap şu anda benim Türkçe rap'e getirdiğim update'in içinde geziyor. Türkçe rap şu anda bizim getirdiğimiz update'de geziyor bu arada. Bunu ben normalde hani böyle çok şey olsun diye söylemem ama senin üstünden zaman geçeli çok oldu. Senin o getirdiğin şeyden bahsediyorsun ya, gelmedi bile o şey zaten de yani.
Hani bir şeyler yapmaya çalıştın, hiç göz önünde bulunmadı. Ama en başında bahsettiğimiz bu çekmece flow, çekmece has rap muhabbeti var ya. O senin sayende olmadı zaten. 832 sayesinde oldu. Bak tekrar söylüyorum. Burada benim hiçbir katkım yok. Aksan sayesinde oldu. 832 sayesinde oldu böyle şeyler. Senin yaptığın rap sadece orada bir parça olmaktı, anladın mı? Sen oranın başyapıtı değildin yani. Sen oranın sadece bir parçasıydın. Bunu anlamıyorsun. O insanlar senden küçük diye sen onların lideri olmak zorunda değilsin yani. Anladın mı? Bir şey çıktığını gördün mü? MOB'den daha heyecan verici bir şey yok. Mesela senden niye çıkmadı? Senin sanatçıların niye MOB'den daha yüksek olamadı? Kalpli pembe montbandır belki. Maskeyle uyum da iyi değil mi? Sadece klipler değil. O dünya, yeni sanatçılar, tanıştığın yeni evren, bilmem ne. Niye biliyor musun? Kimse kendinden verip yapmaz onu. Bunu bir kişi yapardı. İmkan olsaydı. Bir mal var Türk çeyrekte. Bu kadar riske girer. O mal yapardı bunu. O malı da bu algılarla şey yaptı. Keşke bir olsa bu ama arkadaşım. Bilmem ne. Kötü. Lan ne kötü lan? Bir şey söyle abi. Tepkinin patlamasını biz engelleyemiyoruz. Ben koydum taşı önüne. Şarkıların fikirleri, konseptleri, şarkıların sözleri, kaydedilirkenki nüanslar, kliplerdeki konseptler. Ama üstünden geçtik, şimdi sana açıklayayım. Çok basit. Joker'le disleştik. Ben Joker'in kitlesini çok hafif aldım. Joker'in kitlesi bir çıktı, paramparça ettiler beni. Şok olduk yani. Bir çok tüler benim videoya. Travma yaşattılar. Sonra ben ne yaptım biliyor musun? Travmayı bize sen yaşattın. Buradan şöyle bir zafer çıkar. Bak sen şöyle bir şarkı yapacaksın. Bir şarkı yapıldı. Bit. Bir dur. Bir şey diyeceğim. Az önce kendi ağzında söylüyorsun. Diyorsun ki ben Joker'le karşılaştım. Dinleyicileri beni paramparça etti. Sonra da sen güya senin söylediğine göre işte küçük kardeşini ortaya atıyorsun. Yani bu kavgada sen yenildin. Bu arada bu kısmı Aksan'la Utku daha iyi bilir. O dönem daha yakın arkadaş oldukları için. Evet. Zaten Motive'nin şarkısı sen disi yayınlamadan önce bitmişti. Aynen yani, öyle. Sen o gece hiç kimseye sormadan o şarkı bittiğinde zaten bitmiş halde sana ulaştığında hiç kimseye sormadan o videoyu çekip yayınladın. Aynen. Sen nedir mevzu? Orada bir prim var, bir reklam var dedin ki. Ooo. Ben bunu Motive'den önce ya bunda yapayım. Nasıl tuvalette olurum ya ben bu muhabbette. Bir dakika. Ben bunu tekrar, ya siz anlatın şimdi izlemek bunu tekrar. Ne? Dedin ya. Ki ben bunu Motive'den önce yapayım ki ben buradan bir şey yakalayayım, dinleyiciler bana bir dönsün, ben buradan bir ivme yakalayayım dedin. Ama aslında bu önceden yapılmıştı. Sen bunun üstüne çökmeye çalıştın. He bak evet. Arkadaşlar düşünün ki bir rapçi, bir kariyer planlaması çok yüksek olan bir rapçi. E&R'ların kralı. Rap'in oğlu. Bir adam ekibinde olan herhangi bir rapçi diss şarkı yaptıktan sonra, tamam mı? Bu arada şöyle söyleyeyim. Bunu söylediğiniz mi bilmiyorum. Motive'nin şarkısı 2 parttı. Trash. Yalnız mı düşünüyorum? Evet. 2 part. 3 bile olabilir. 3 part bile olabilir. Başından sonuna çok iyi bir dissti. Bak söylüyorum şu an. Çok iyi bir dissti. Bence hani her saniyesinde kendinden bir şey bulacak, kendinden utanacak şeyler vardı. Tepki girdi bir anda, dedi ki bu şarkı şu kadar olursa sallar, bu kadar olursa sallar. Şunu şuradan kırpalım, bunu buradan böyle yapalım. Tamam, hepimize işte MOB'nin Instagram şeyinden şöyle gidecek bu şarkı, böyle gidecek, işte süper destek verelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Bir uyanıyoruz, Tepki diss çıkarmış. Ulan senin adın bile yok muhabbette, adın. Sen diss mi, senin alakan bile yok. Gecenin köründe böyle bir şey yapmışsın, yayınlamışsın, kendin utanmışsın, biz utanmışız, herkes utanmış bu işten, herkes. Sonra sen burada sanki Motive'nin götünü kurtarmış gibi yapıyorsun. Sen zaten olmasaydın çok iyi der şey, anladın mı? Bu arada Motive'nin yaptığı dissi o zaman yapabilecek çok yetenekli rapçiler de vardı. Motive kendi içinden gelerek, duyduğu şeyleri görerek çat bir koydu. 10 numara gidecekti her şey. Sen oradan atladın, dedin ki bu yapıda Joker'e karşılık ben yaşıtıyım. Ben bir şey söylemezsem olmaz dedin. Kendi içinden bunu eziklik olarak gördün. Çok ezikçe bir şarkı yaptın. Açıklamaları gördük var ya, utançtan öldük yani, anladın mı? Biz kendi şakalarını açıkladın. Yani. Kur'an çarpsın ki biz YouTube'dan izledik arkadaşlar. Kur'an çarpsın ki biz bu şarkının nasıl olacağını bilmiyorduk. Nasıl yayınlandığını, onu bunu bilmiyorduk. İlk başta biz de hiçbir şey bilmeyerek oradan izledik. Ya kendi şakanı açıklamışsın ya diste. Kendi disini açıklamışsın. Demişsin ki burada bundan bahsediyorum. Şimdi Papi olarak çektiğin videolarda kendinle dalga geçerek bunlardan kurtulabileceğini mi zannediyorsun yani? Biz zaten aklımız başımızda olduğu zaman da senden iğreniyorduk.
kendini iğrendiğin zamanları böyle papiyle mapiyle örtmeye çalışma yani, anladın mı? Zaten iğrenç bir adamsın yani. Bu çok ezikçe bir hareket yani, anladın mı? MOB sürecinde en çok utandığımız şeylerden bir tanesi bu olabilir. Joker gibi bir adama bizi utandırdın. MOB dağıldı videosu. Ha, dağılın arkadaşlar. O ikisi var ya. Çok utanıyorum. Keşke onu dinleyip de o hareketleri yapmasaymışız yani. Bitsin hiç falan. Kısa öz olacak. Şarkının klibinde seni Eminem gibi göstereceğiz. Klipte görünmeyeceksin. Klibin sonunda çok gizemli şekilde göreceksin. Çünkü show off olmamızı sevmiyorlar. Daha böyle minimal görünmemiz lazım. O zaman o kadar kreatifdin sen, masanın üstüne çıkacaksın. Seni okey. Sonra şöyle yapacağız. İşi gerçekten abi. Ya alnını örmek istedim yani vallahi. Kendini Eminem'in yerine koysaydık istedim. Kripto olmasaydım bari. Motiveme Eminem vizyonu yapıp acayip şeyler yaptın. Kendini hiç kimsenin haberi olmazken masanın üstüne çıktın, şarkı söyledin amına koyayım. Dandikliğin zirvesinde rap yaptın. Neden masanın üstüne çıktı peki? Videoda da açıklaması vardı. Neden? Ondan daha yüksekte olduğunu göstermek için. Ya bir de bakın biz mesela biz Eminem kafası bir şey yapmıyoruz. Ben aksan kafası bir şey yapıyorum. O kafası bir şey yapıyor. Biz bir şeyleri Eminem zaten olmuş bir insan yani. Aynen öyle. Biz bir şeyleri getirdiğimizi iddia etmiyoruz. Biz bir şeyler icat ediyoruz arkadaşlar. Olmayan şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Siz inanıyor musunuz ki Uzi, aksan, mod piyasada ünlü olan şeyleri yaptı, yaptı da ünlü oldu? Gelin birini söyleyeyim. Benim patladığım şarkı zamanında o patlamış şarkıya benzer bir şarkı gösteririm ben Türkiye'den mesela. Bunu illa söylemek mi lazım sağda solda? Herkes şu an rapin kurucusu arasını satın. Herkes bak. Patlamış herkes bugün rapi kendinin patlattığını iddia ediyor. Ben Fero bile. Ben Fero bile. Daha anladın mı? Daha ne söyleyeyim sana yani? Herkes kendi işte, yaptığı işte Türkçe rapi dünyaya tanıttığını, Türkiye'ye tanıttığını söylüyor. Bir şey söylemenin gereği yok yani. Her şey ortada arkadaşlar. Kalıcı olan ortada. İlk yapanlar ortada bu işi. Sanki biz listeleştik, sonra sen geldin, ortalığına koydun. Okey. Ondan sonra ne yaptın biliyor musun? Bir sosyal medya sorumlusu gibi. Biz turdaydık o zaman. Tur otobüsünde. Herkes kosun kosun uyurken Joker'in fanlarının yorumları... Durdurur musun kanka? Saniyelik. Yorum geliyor siliyorum, yorum geliyor siliyorum, yorum geliyor... Şu karaktersizliği duyuyor musunuz arkadaşlar? Ben bunu söylemeyeceğim. Joker'in fanlarının yorumlarını silmiş ya adam. Bununla iyi bir şeymiş gibi anlatıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya amına koyayım? Yani bana biri diss atmış. Ben ona diss atmışım veya kötü bir şey söylemiş. Diss atmışım. Kötü yorumları gizliyorum. Bu kadar karaktersizce bir hareket olabilir mi arkadaşlar? Motive için ama öyle demeyin. Ne fark eder ya? Abi şey söyleyeceğim. Motive için mi? Tabii tabii hayır için. Ha tamam şimdi hepiniz hatırlarsınız aynı turnede Motive için yaptığı o klipte klip masraflarını sırf turnede oyun oynayabilmek için ve oynamak istediği oyun o turne minibüsündeki PlayStation'da olmadığı için Motive'ye yatan paradan bak şirket burada sana harcadığı klip bütçesini senden geri istiyor bunu bana vermen lazım deyip Motive'den alıp oyunun ismini söyleyeyim de Spider-Man oynamak için oyuna verdiğin reklama girmez. Ne muhabbet var yani? Sen Spider-Man bize telif atmaz herhalde amına. Spider-Man da bize telif atmaz herhalde yani. Spider-Man oyunu oynamak için Motive için yaptığın o klipten Motive'den para aldın. Nerede Motive için yaptığın şey? Arkadaşlar biz bu videoyu yaparken Motive'ye bir tek mesaj atmadık. Motive ile ilgili hiçbir şey konuşmadık. Hiçbir şey söylemiyorum ama isterseniz kendisine sorun yani. Hiçbir anlaşma, hiçbir şey yok ortada. Kendisi söylesin zaten. Kendisi söylesin böyle bir şey var mı yok mu? Kendi anlatsın tuvalet, yani. Tuvalet için durduğumuz yerde... Çok yazıldığı için söylüyorum bu arada yani. İnsanları katmak istemiyorum ama insanlar sürekli yazıyor bunları, yazdığı için söylüyorum. Motive kendi varsa öyle bir şey söyler zaten. Yoksa da söylemez. Ona biz çok karışamayız yani. Üzülüyorum. Hatta artık şöyle yorumlar gelmeye başladı. O akıllıca kötü yorumlar siliniyor. Siliyorum. Tam 12 saat bununla uğraştım. 12 saat sonra ne oldu biliyor musun? Algı beni bu tarafa verdi. Mesela bu bak kendinde algı bu yönetimi şey yaptım demek istiyor yani. Halbuki algı yönetmiş arkadaşlar. Algoritması var bununla ilgili. Sorsan bizim için yapmış. Kendi için niye yapmadın oğlum bunu? Yani hep bunu söylüyorum tekrar tekrar ama yani kendin için neden algı yönetimi yapmadın? Madem Joker senin için bir algı bile yoktu çünkü insanlar senin için kötü yorum bile yapmıyor. Anladın mı? Kötü yorum yazmıyorlar insanlar senin için. Madem Joker fanları seni hiç etti, o videonun altındaki Joker fanlarının yorumları, kötü yorumlarını da silseydin. Motive'ye yaptığın şeyin aynısını kendine de yapabilirdin ki kendine bakın, daha iyisini yapardın buna net eminiz yani. MOB'de niye yapmadın? MOB'nin son zamanlarında
Tepki'nin paylaştığı postlara bakabiliyorsanız, duruyorsa profilinde falan bakın. Çağrı abi demiş ki o klibi ben çektim, ne para almadım amına koyayım. Motive'den ne parası almış, o klibi ben çektim yani. Motive'den adam Motive'den para da almamış amına koyayım. Şey pardon. Oha çok karıştırdım iş lan. Yani var ya harbiden şov yani. Şu an yayın içerisinde bile bir ton yeni şeylerle karşılaşıyoruz amına koyayım, anladın mı? Şimdi karşımızda çok garip bir grup vardı. Götüremiyorduk adamları. Ne oldu? O ilk büyük benimdir bu arada. İlk büyük sıçramadır. Sen kendi yeniliğinin üstüne yanındaki kardeşine bir zafer kurar mısın? Kendine rezil etmek grubu. Rezil bir adam. Çok sevdim. Evet. Tamam, sonra o insan bu anekdotu anlatmazsa ne yaparsın? Yani ben ne derim bu akşam yok, ne derim bir yani, ne yaparım yani. Boş yere mi yaptıklarım yani kendimi. Benim babam bir şey öğretti bana. Benim babam Türkiye'deki belki tek çiçekçiydi. Bu ne demek biliyor musun? Bak. Hala Türkiye'deki tek çiçekçi, dünyadaki tek asma şey yapan insan. Baban için, Allah ya rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin ama insanlara bu kadar abartma, her şeyi bu kadar abartma. Sen baban hakkında, babam bana bu kadar borç bıraktı diyen bir adamsın yani. Bu konulara girme yani. Allah rahmet eylesin, anladın mı? Allah'ın rahmeti üstünde olsun. Katma ya, katma. İnsanları böyle şeylerin içine katma. 170 çeşit kaktüsün Latince isimlerini ezbere bilen bir adamdan bahsediyoruz. Hardcore bir çiçekçi.